Türk'ün gücünü görecekler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber Türk'ün gücü adında bir seriye başlıyoruz. Ve bugün birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Gelişerek gideceğiz. Mücadelelerden o Doğu Avrupa mücadelesini Türk takımla, sadece Türk takımla kazanmaya, bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu seride sizlerden tam bütün bölümlere en az 5000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. 5000 like herkesten. Türk'ün gücü için sizlerden 5000 beğeni, beni de güçlendirmemiz için, takımı güçlendirmemiz için tam her videoda 5000 beğeni bekliyorum. Bu videoda da like atmadıysanız hemen ben 5'ten geriye soyuyorum. O sürede bir like atın. 5, 4, 3, hiç durdurmanıza gerek yok. Tam ekranı kapatıp like atın. 3, 2, 1. Hadi bakalım arkadaşlar, başlıyoruz. Yeniyseniz de bütün videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aboneyseniz bile bildirim aç butonuna basın arkadaşlar. Sizden hiçbir şey çıkmaz, ancak bana çok şey kazandırır ve videolarımın anlık olarak izlenmesi artar. YouTube zaten bu aralar videolarımı önermemeye başladı arkadaşlar. O yüzden de bildirimleri açarsanız büyük destek olmuş olursunuz. Arkadaşlar, Türk'ün Gücü adlı serimizde her videoda sizlere soru soracağım. Şimdi karnımızı dizmeye başlıyoruz. Seriyi açıklamaya başlayacağım. Desteklerinizle bu seri devam edecek. Böyle efsane seriler istiyorsanız da, dediğim gibi, videoları beğenirseniz yapacağım arkadaşlar. Kalecimiz Fernando Muslera olacak arkadaşlar. 3 büyüklerden 3'er tane oyuncu kullandım. Hani aslında 4-4-3'tü hani 3 büyüklerin şeyi, kadrosu. Ancak eşitsizlik olduğu için, bir takımdan 3 tane olduğu için, bir tane Başakşehirli ve bir tane de yabancı ülkede oynayan Türk oyuncu kullandım. Bence böyle daha mantıklı, daha iyi oldu. Buffett'in bir Gomis burada. Dele Alli'nin yerine burada Anderson Talisca. Burada arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yani ben bunlara para da harcadım. Bütün beceri geliştiricilerini yükseltmek için bütün paramı da bitirdim. Ancak sıkıntı yok arkadaşlar. Tabii ki de değer. Size soru da soracağım, dediğim gibi. İki oyuncu arasından bir tanesini size seçtireceğim. Hemen şöyle sol orta sahamıza Babel'i alalım. Babel de gerçekten muhteşem duruyor. Aslında Babel'in daha da yüksek kartı vardı. Birisi kargo kurmaya ve birisini de sattım. Keşke satmasaydım. Hani düşünemedim böyle bir şey yapacağım. Bilseydim satmazdım ama. Caner Erkin burada. Stoperlerin bir tanesi kimdi? Bir tanesi abi Neto'ydu. Hemen Neto'yu koyalım. Bir diğeri de kimdi abi? Hemen hatırlayalım. Ve 80'lik Denayer. Denayer Galatasaray'ın stoperi. Başarılı bir oyuncu. Aslında sağ bekte de oynayabiliyor bu arada. Hızı da o yüzden yüksek muhtemelen. Hızına hiç bakmadım ama yüksektir. Sağ bekte Mauricius de var ve sağ orta sahada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Cengiz Ünder var ve bu kalacak. Çünkü Türk arkadaşlar. Orta sahada da bir tane Arda Turan kullanıyoruz. Başakşehir'de oynayan. Ve genel olarak da kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Jason Denayer'ın bir hızını merak ettim. Ona bakacağım. Gördüğünüz gibi hızı 75. Hani diğer özelliklerine göre hızı çok ağır basıyor. Arkadaşlar, şimdi size sorumu soruyorum. Hemen Muslera'yı 90'gen yapayım. Yapabiliyorsam. Tabii yapamıyorsam bu seride hiç yükseltme yapmayacağım. Bu bölümde daha doğrusu. Bakalım ne basabiliriz. Bir tane 5000. Bir de 50.000 bassak oluyor mu? Olmuyor. Bir tane daha 5000 basınca oluyor. 123.000 lazım arkadaşlar. 2000 eksik var. O yüzden Volkan Demirel'i kullanmam gerekecek. Zaten kaleci başka kullanmadığım için Volkan Demirel'i kullanıp oradan 9000 coins kar edeceğim. Ve bu şekilde de yükseltebileceğim arkadaşlar. Tüm coins'imi neredeyse harcıyorum. Muslera'yı 90'gen yapıyorum arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle daha da fazla geliştirme yapacağım. Pazarda bir sürü satılan oyuncum var. Onlar da satılacak ve daha da güçlü seriler yapacağız arkadaşlar. Hatta diğer videolara da coins biriktiriyorum, merak etmeyin. Burada Volkan Demirel'i koymam gerektiği için kullandım. Çünkü başka da yani yapabileceğim bir şey yok. Hemen basıyorum arkadaşlar. Ve Muslera'yı 90'gen yaptık. Ve bir tane daha 90'gen oyuncumuz oldu. Takımımız şu anda 85'gen. Ve arkadaşlar, şimdi sizlere soruyorum. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Fenerbahçe'den çok yüksek bir oyuncu yok. Sadece Beşiktaş, Galatasaray, iki tane Galatasaraylı yüksek var, hatta bir de Beşiktaş'tan var. Fenerbahçe'den de neden olmasın dedim ve Fenerbahçe'den de Alper Potuk mu yoksa Mauricio Islay'ı mı yükseltelim? Bir sonraki bölümde siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Yorumlarda en çok yazılan ve en çok beğenileni yapacağım. Mauricio Islay mı, Alper Potuk mu? Yorumlara yazın. Hem beğenin beğendiğiniz yorumları, hem de kesinlikle yazmayı unutmayın. Ve 5000 beğeni de Alper Potuk veya Mauricio Islay'ı yükselteceğim arkadaşlar. Türk'ün gücünü göreceğiz bakalım. Şimdi hemen bir tane karşı atak girmek istedim. Zaten düşük bir yerdeyiz. Sonrasında da seride asıl amacımız olan yere geçeceğiz. Bakalım, çok güçlü rakip gelmezse kazanabiliriz belki. Umarım çok güçlü bir rakip gelmez. En fazla 87'gen civarı gelirse kazanma şansımız var bakalım. Biz 85'geniz. Bakalım rakip kaçgen olacak. 90'gen oldu. Çok düşük kazanma ihtimalimiz. Ancak kazanabiliriz arkadaşlar. Bakalım, oynayalım. En azından oynamış olacağız. Bakalım abi, bunu oynayalım. Sonrasında hemen asıl amacımızı anlatacağım size. Kimi alacağız? Hangi turnuvayı falan bitireceğiz? Bunu göstereceğim. Gomis birazcık ağır kalıyor arkadaşlar ama
Frikik kim kullanacak? Frikik Anderson Talisca. Bakalım iyi kullanıyor mu? Anderson Talisca. Harika bir gol. Frikik'ten 1-0 öne geçirdi. Bu arada Anderson Talisca Rainbow da yapabiliyor. Talisca güzel hareket. Anderson Talisca topu çekti. Anderson Talisca kötü bir şut abi. Gerçekten ben de kötü vurdum ama hani daha yetenekli bir oyuncu olsaydı golü de atabilirdi. Frikik'i çok iyi kullandı ama aynı şekilde daha kötü kullandı derken Gomis'ten bence muhteşem bir gol geldi ama tabi zor arkadaşlar kazanmamız. Dediğim gibi ben başında da söylemiştim. Gomis bir gol daha attı. İki Gomis bir de Talisca'dan gol geldi. Şimdi Arda Turan uzaklardan şutları iyi olabilir belki. Hiç bakmadım özelliklerine ama iyi olabilir derken abi bir adamı geçiyorsun sonra önüne yeni bir adam çıkıyor. İşte reytingin düşüklüğünden dolayı kaynaklanan farklar bunlar arkadaşlar. Ve kendi adamım şartı bilmiyorum ama orada kendi adamım yüzünden bir sıkışıklık yaşandı. Denayer kafa, ah be, Denayer'dan kafa golü gelecekti neredeyse, maalesef gelmedi. Bence iyi oldu arkadaşlar, takımı ben beğendim. Sadece düşükkenli olduğumuz için fırsatlar güzel gelmiyor derken bu da gol olsaydı gerçekten Gomis maçın yıldızı olabilirdi ama gol olmadı. Arda Turan güzel bir gol, 6-4. 6-6 olur mu bilmiyorum ama herhalde bir tane daha yeriz gibi geliyor. Bilmiyorum ama olabilir. Talisca geçti. Kaleciye gelmeden şut. Çok güzel, 6-5. Hadi bakalım arkadaşlar. Rakip ana atakta ama gol atamazsa belki bir şeyler yapabiliriz. Gomis şutunu çekemedi. Abi yok artık ya. O kaleyi bulsaydı, gol olsaydı belki de maç 6-6 bitecekti. Bakayım öyle mi? Aynen ya. Abi Gomis onu atsaydı 6-6 bitermiş. Ama fena oynamadık arkadaşlar. Bakın rakip temel fırsatı hiç atamamış. İyi fırsatlarda iyi ama müthiş fırsatlarda da 4'te 2 yapmış. Yani aslında bize şans tanımış. Ancak biz şansı geri çevirmiş olduk bu şekilde. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Hemen etkinliklere geliyoruz. Etkinliklere gelmiyoruz. Pardon, yanlış yere girdim. Mücadelelere geliyoruz arkadaşlar ve mücadelelerden Doğu Avrupa'ya geliyoruz. Ve Doğu Avrupa'dan kimi tamamlayacağız? Neyi tamamlayacağız? Üçüncü kısmı açtım ben sizler için. Ve üçüncü kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Beşinci kısma kadar gelmeye çalışacağız. Ancak beşinci kısımda çok zorlu görevler var. Mesela bazı maçları oynamak için abi takımın güçlenmesi falan gerekiyor. Mesela Lens'ten bir önceki maçlara bakalım. Buralarda yok mu hiç ya özel bir görev? Takımın 90 gen olması gerekiyor tarzı bir görev var mı? Var. Mesela arkadaşlar burada takımın 95 gen olması gerekiyor diyor. Takım 95 gen olması gerekiyor ne demek arkadaşlar? Yani ben bu Süper Lig kadrosunu 95 gen yapmadan bu şeyi alamayacağım. Yani biz eninde sonunda bu takımı 95 gene kadar bile yükselteceğiz. Yani seri gerçekten muhteşem olacak. Şu anda 85 daha çok aşırı yükselteceğiz. O yüzden her bölümde bir yükseltme yapacağız. Bugün 2 gen Muslera'yı yükseltip 90 yaptık. Ve Alper Potu veya Isla'yı da bir sonraki bölümde yükselteceğiz. Ve sonrasında da gerisine de bakacağız arkadaşlar. Bafétimbi Gomis uzaklardan sert bir şut ve 1-0 öne geçti arkadaşlar. Şimdilik 60 genli takımlar var. Arkadaşlar ben bunları oynayıp geliştireceğim zaten. Sizlerin karşısında zaten ben dörtgen yükselmiş şekilde göstereceğim. Bir dakika, nasıl yani? Ne? Evet, dördüncü tarafa yükselmiş olarak diğer bölüme devam edeceğiz bu arada. Hani buralarda sıkılabilirsiniz çünkü hiç bizi zorlayan maçlar olmayacak. İlerideki dördüncü, beşinci yerdeki maçlar ama bizi zorlayacak. Şimdi atabildiğim kadar gol atmaya çalışayım. Bakalım kaç gol atacağız? 20 gol, 30 gol falan atmayı planlıyorum. Bakalım atabileceğim mi? Türk'ün gücünü herkese göstereceğim abi. Türk'ün gücünü herkes görecek. Alper Potuk. Bu arada formaları, armayı falan da her videoda, her maçta değiştirebilirim. Yani her maçtan önce Fenerbahçe arması, Beşiktaş arması, Galatasaray arması falan kullanabiliriz yani. Bu da aklınızda bulunsun. Bu arada dediğim gibi Neto'dan da bir gol geldi. Atabildiğim kadar gol atacağım. Bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. Ben bu videoda atılanları zaten sayarım. Gol krallığı yapalım mı? Bunu kesinlikle, bakın şu anda kesinlikle yorumlara yazın. Herkes, isteyenler yazsın ya da yapma yazın. Herkes bir şey yazsın yani. Bütün oyuncuların gollerini toplayacağız. En çok golü atan kişiye bir ödül vereceğiz. Bir yükselteceğiz. Bir şey yapacağız. O tarz bir şeyler de yapabiliriz. Ve en az golü atan kişiye mesela en az yani atakta tabii, yani defansta gol atmak zorunda değil. Orta saha ve ilerisinde en az gol atan kişiyi de takımdan değiştireceğiz. Böyle bir şey yapabiliriz mesela arkadaşlar. Mesela şimdi Anderson Talisca 15 gol attı. Gomis 10 gol attı. Sonra Alper Potuk 8 gol attı. Cengiz Ünder 5 gol atmış. Arda Turan da 4 gol atmış mesela. Sonra sol orta sahada Babel 7 gol atmış. En düşük golü atan Arda Turan'ı değiştireceğiz. Yerine yeni bir, daha iyi bir oyuncu alacağız. Ve bu şekilde takımımızın daha iyi olmasını da sağlayabiliriz. Bu şekilde gol krallığı yapalım mı? Ben ekranda yazı olarak gösterebilirim. Ama bu videoda yapmayacağım. Bu videodan sonraki videolarda yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle Turan. Ama yine de arkadaşlar Türk'ün gücünü dediğim gibi herkese göstereceğiz. Arda Turan muazzam bir gole imza attı.
harika bir gol attı. Arda Turan gerçekten muhteşem bir gol. Arda Turan'dan geldi. Yani gerçekten harika bir gol. Şimdi bu gole de bir şey diyemeyiz. Gerçekten diyemeyiz yani. Harbiden diyemeyiz. Evet. Gerçekten diyemeyiz. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan çocuk ulusal egemenlik ve çocuk bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar bir de bugüne sadece çocuk bayramı olarak bakılıyor. Hayır arkadaşlar, bu bayram aynı zamanda ulusal egemenlik de bayramı. Hani sadece çocuk bayramı değil. Bu da aklınızda bulunsun yani. Hani sadece çocukların bayramı diye düşünmeyin. Bu bayram hepimizin bayramı. Hadi Alper Potuk ve Türk'ün gücünü görecekler serisinde tam 23 Nisan'da başlamamız ilginç. Gerçekten hiç hesaplamadım bunu ama ilginç bir şekilde. Arkadaşlar en azından 10-0 yenmek istiyorum bu arada. Hadi bakalım. Erkin, hayır. Penaltı ve sarı kart. Tamam, sıkıntı yok. Penaltı kullanırsam şu anda çok akıllı bir penaltı yapmış olacağım. Çünkü %100 gol yiyebilirdim derken Muslera penaltıyı kurtardı. Ben gol yemek istemiyorum çünkü böyle bir takımdan arkadaşlar. Ve çok akıllı bir faul yaptığımı da düşünüyorum. Faul yok mu orada? Yok dedi hakem. Neyse, sıkıntı yok, zaten alırım. Aldım. Isla. Anderson Talisca, en azından 8-0 olsun bari ya. 8-0 istiyoruz. Taraftarlar 8 istiyor. Bakalım 8-0 olacak mı? Anderson Talisca. 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 Sol ayakla vur. Aferin be. Talisca 8-0 oldu. Anderson Talisca'dan 8. gol geldi. Muhteşem bir gol. Anderson Talisca. Godfredson. Alper Potuk 9 olur mu? Olmadı. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ben daha çok ilerleyip sizlerle birlikte devam edeceğim. Daha zorlu yerlerden devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Bunu merak etmeyin. Like'larınız ve desteklerinizle devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım, şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki videodan efsane bir videoya gidebilirsiniz. Kesinlikle izleyin. Abi 1,5 milyon coinlik paket açtım. Gidin, lütfen gidin o videoya. Evet arkadaşlar, hoşça kalın, sizleri seviyorum. Adamsınız, çok teşekkür ediyorum ve adamın dibisiniz. Çok teşekkürler. Eyvallah, sağ olun ve bay bay.